Ben sürecin tamamında vardım. Okul müdürüydüm ben. Normalde her okul, her kurumdan denetimden birer kere geçerken biz her denetimden ikişer kere, üçer kere geçtik. Hikmet Bey her kuruma yapılan denetimler sonucunda tekrar şikayet, asılsız şikayetlerde bulunup tekrar denetim yapılmasına sebep oluyordu. CİMER'e kadar şikayetler gitti ve bu şikayetlerin hepsi asılsız çıktı zaten. Tekrar tekrar her denetimden geçtik. Bu denetim süreçleri yaklaşık biz okulu tamamen yapmıştık, bekliyorduk, eğitime hazırdı. Yalnız bu şikayetlerden ötürü yaklaşık 6 ay kadar okul denetimlerden geçmeyi bekledi. Bütün denetimleri biz geçtikten sonra aralığın ortasında okulumuzu açtık. 13 öğrencimiz vardı zaten olay günü, olay yaşandığı gün. Sadece 13 öğrencimiz vardı. Hikmet Bey illaki şunu söylüyordu. Öğrencilerimizi almayacaksınız. Hakkari küçük bir yer. Herkes birbirini tanıyor. Bizim öğretmenlerimizden Ramazan Hoca uzun süreydi onun okulunda çalıştığı için bizim özel öğrenciler de öğretmenlerle bir bağ kurdukları için, özel öğrenciler olduğu için Hikmet Bey sanırım bunlardan çekiniyordu. Öğrencilerin elinden alınmasından korkuyordu. Öğretmenlerimiz bu teminatı da verdi. Bizzat Milli Eğitim'den araya birkaç öğretmenlerimizi devreye koyup bu teminatı vereceklerini söylediler. Hiçbir şekilde Hikmet Bey'den öğrenci almayacaklarını dile getirdiler aracılar vasıtasıyla. Sadece şunu söyledik. Birinci dereceden akrabalarımız gelirse onları almak zorunda olduğumuzu söyledik. Bunun dışında hiçbir şekilde öğrencileri gelse dahi almayacağımızın teminatını verdik. Aralığın ortasında okulumuzu açtık. 21 Ocak tarihinde karne günüydü. Eşim Deniz Turan zaten okulla hiçbir resmi bağı yoktu. Atanmıştı o süreçte. O okulunda karne dağıtırken ben evimdeydim. Kızım bir yaşındaydı. Kızımı uyutacaktım. O esnada Cuma Hoca aradı beni. Hikmet Bey'in ve yanındakilerin okul aracını takip ettiğini, onları tehdit ettiklerini, onların da emniyet güçlerine haber verdiklerini ve Hikmet Bey'i emniyete götürdüklerini, benim de acilen okula gitmemi istediler. Ben de hemen okula gittim 21 Ocak tarihinde. Bekledik emniyetten gelip bizim de ifadelerimizi alırlar diye. Akşamüstü haber geldi. Hikmet Bey savcılık kararıyla serbest bırakılmıştı. Aracında çok sayıda silah, beyzbol sopaları bulunmuştu. Daha sonra küçük bir yer diye, hani olay büyümesin diye biz daha fazla bu olayın peşine düşmedik. Aradan yaklaşık 2 hafta geçtikten sonra 5 Şubat tarihinde cumartesi günü saat 11.30 civarlarında okuldan mutfak bölümünde çalışan arkadaşımız beni aradı. Mutfağa birkaç malzeme lazım olduğunu söyledi. Ben o ara çocuğumla ilgilendiğim için, eşim de 15 tatilde olduğu için ondan ricada bulundum. Eşim 11.30 civarında Merzan'ın başındaki marketten alışveriş yapıp okula götürüyor. O esnada eşim poşetleri tam okulun önüne bırakırken Ramazan Hoca ve Cuma Hoca'ya haber gidiyor. Hikmet Bey'in aracının Cuma Hoca'nın evinin önünde olduğunu söylüyorlar. Hemen eşim poşetleri bırakıyor. Arkadaşlarıyla beraber aşağı iniyorlar. Zaten Cuma Hoca'nın eviyle okul mesafesi 5 dakika kadar bir süre. Hemen aşağı iniyorlar. Cuma Hoca Hikmet Bey'in aracını evin önünde görüyor. Aracın içerisinde ön koltuklarda Hikmet Bey'in yeğeni Sabır Demir ve eşi Betül Demir oturmaktadır. Cuma Hoca hemen
Sabır Demir'e hani evinin önünden gitmesini ricada bulunuyor. Daha sonra arkasını dönüp Deniz Turan ve Ramazan Karakaş'ın yanına doğru yöneliyor. O esnada arkası dönükken Sabır Demir araçtan çıkıp hemen silahla ateş ediyor Cuma Hoca'ya. Defalarca ateş ediyor, defalarca. Bu esnada Hikmet Demir ve yanındaki Berk Demir, bizim kendi velimiz olan, bizim öğrencimizin bulunduğu ve aynı zamanda Haker'de bulunan başka bir rehabilitasyon merkezinin öğrencisinin bulunduğu bir velinin evini ziyaretteler o esnada. Onlar da Sabır Demir'den telefon aldıktan hemen sonra Hikmet Demir ve Berk Demir hemen dışarı çıkıyorlar. Hikmet Demir yanındaki ruhsatlı silahla hemen etrafa ateş ediyor. Sabır Demir aynen o şekilde. Berk Demir o esnada Ramazan Karakaş'ı 9 yerinden bıçaklıyor. Hikmet Demir ve Cuma Hoca o esnada Cuma Hoca Hikmet Demir kimseye zarar vermesin diye ona engel olmaya çalışıyor. Deniz Turan o esnada Sabır Demir silahı daha fazla patlatmasın diye onu tutmaya çalışıyor. Bu esnada Ramazan Hoca defalarca bıçaklanıyor Berk Demir tarafından. Daha sonra Berk Demir Cuma Hoca'yı bıçaklıyor. Necat Özer var, Cuma Hoca'nın kardeşi. O esnada sarı nöbeti geçirdiği için hastaneden eşiyle beraber arabadan iniyor. Bir kolu zaten sargıda. Berk Demir Necat Özer'i de bıçaklıyor. Benim eşimin ablası Rukiye Özer. O esnada o da çenesinden kurşun yiyor. Daha sonra eşim ablasını o halde görünce hemen ablasını araca koyuyor, okulun aracına. O esnada muhtar, mahallenin muhtarı olan Ramazan Özer evinden, zaten olay hemen onun evinin önünde gerçekleşti. Aynı zamanda Cuma Özer'in abisi olur. Evden çıkıyor, bakıyor ki eşi kanlar içinde, kardeşi Necat Özer kanlar içinde, Cuma Özer kanlar içinde, Ramazan Hoca bıçaklanıyor. Yapmayın, etmeyin, yapmayın diye söylemlerde bulunuyor. Ne yazık ki dinlenilmiyor. Mahallenin muhtarı olan Ramazan Özer hemen içeri giriyor. O esnada ruhsatlı silahını alıp havaya ateş ediyor. Bu esnada Hikmet Demir'e ne yazık ki bir kurşun isabet ediyor, kasığından vuruluyor. Zaten kan pıhtılaşması hastalığı olduğunu öğrendik biz daha sonra. Kan kaybından dolayı hayatını kaybediyor ne yazık ki. Berk Demir de o esnada Ramazan Hoca'yı bıçaklarken ona da bir kurşun isabet ediyor. O da yaralı bir şekilde eve kaçıyor. Eve kaçarken elindeki bıçağı da atıyor. Bu iddianamenin içerisinde yer alıyor zaten. Daha sonra Sabır Demir ve Betül Demir, Hikmet Demir'i aracına koyup hastaneye götürüyorlar. Okulun aracıyla da Deniz Turan'ın ablası, aynı zamanda Ramazan Özer'in eşi, Rukiye Özer'i ve Cuma Özer ve Necat Özer ve Ramazan Karakış'ı aynı araca koyup onlar da hastaneye gidiyorlar. Daha sonra hastanede sadece Deniz Turan yaralanmadığı için bütün yaralıları acile alıyorlar. Deniz Turan içeri alınmıyor. Acilin kapısında bekletiliyor. Acilin kapısında Deniz Turan beklerken polislerin yanında, kamera görüntülerinin önünde Aydın Demir tarafından arkadan sert bir cisim deniliyor mahkeme dosyasında. Ancak bıçak olduğu yani tespit edilmiştir. Aydın Demir tarafından kafasından iki kere bıçaklanıyor.
Bu dosyada birinci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Ve Aydın Demir ne yazık ki sadece para cezasıyla tutuksuz yargılanıyor. Ve bizim 3 öğretmenimiz müebbet artı 9 yılla hapis cezasına çarptırıldılar. Dosyanın içerisinde mahkeme heyetinin bizzat koyduğu iddianame var. İddianamede bu süreçte mahkeme heyetinin kendisinin iddianameye koyduğu cezaevi görüşme TAPE kayıtları bulunmaktadır. TAPE kayıtlarında zaten daha önceki Sabır Demir'in, Berk Demir'in, Betül Demir'in verdiği hiçbir ifadenin doğru olmadığı tespit edilmiştir. TAPE kayıtlarında şöyle bir söylem de bulunmakta. Daha Sabır Demir, Hikmet Demir'le olay gecesi sabaha kadar konuştuklarını, Hikmet Demir'in yeğenine ben istihbarata 250 bin lira para verdim, 250 bin lira verdim, okullarını kapatacaklar diye bizzat konuşmaları yer almaktadır. Daha sonra Sabır Demir ısrarla üzerindeki ruhsatsız silahın Deniz Turan'a ait olduğunu TAPE kayıtlarına kadar söylüyordu. Sürekli ifadelerinde bunu söylüyordu. Ancak TAPE kayıtlarından sonra öğrenildi ki ve yine adli tıp raporlarından sonra o silahın da Sabır Demir tarafından kullanıldığı ruhsatsız bir silah olduğu ortaya çıkarılmıştır zaten. Zaten TAPE kayıtlarında her şey mevcuttur. Ama ne yazık ki mahkeme heyeti hiçbir kaydı göz önünde bulundurmadan üç öğretmenimize gerçekten vicdanları sızlatan bir kararla müebbet artı 9 yıl ceza verdi. TAPE kayıtlarında Sabır Demir evdekilerle görüşürken şunu diyor: hakimi halledin, savcıyı halledin, gözümüz tutmadı, bunlara bir el atın diyorlar. Daha sonra Sabır Demir, biz aslında zaten ev basmaya gitmiştik. Silahım tutukluluk etmeseydi aslında ben 14 kişiyi öldürecektim. Bunları söylüyor. Bunları rahatlıkla TAPE kayıtlarında dile getiriyor. Aslında orada bir ev basmanın, hepsini oraya öldürme niyetiyle geldiklerini. Daha sonra bağımsız mahkemelere müdahale edilmesini, bunların hepsini çok rahatlıkla TAPE kayıtlarında dile getirmelerine rağmen yani bunlar göz önünde bulundurulmadı mahkeme tarafından. Mağdur olan taraf daha fazla ceza aldı. Onlar geldiler, ev bastılar. Ama mağdur olan tarafa müebbet artı 9 yıl verilirken onlar şu an elini kolunu sallaya sallaya dışarıda gezebiliyorlar. Bizlerin talebi, yani ortada bir haksızlık var, bir hukuksuzluk var. Kimsenin buna göz yummasını istemiyoruz. Bizi bu yönden desteklemeli.